Kanada'nın önderliğinde görevlendirilen 15 kişilik bir heyet, Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur halkına yapılan baskı ve şiddet politikası hakkında Çinli yetkililerle görüşmek için Pekin'e gitti. Sözde Komünist Parti Genel Başkanı Chen Chuanguo'ya bir mektup gönderen Büyükelçi grubu, iddiaların doğru olup olmadığı ile ilgili Çinli yetkililerden bilgi alacak. Söz konusu heyetin geniş bir katılımla Pekin'e hareket etmesi ise dikkat çekiyor. İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, uzun süredir havalimanında tutulan ve vatandaşlık verilmeyen Uygur Türklerine ilişkin hükümete çağrıda bulundu. Suriyeli, Iraklı ve Afgan mültecilerin gümrük kapılarından kolaylıkla geçtiği Türkiye'de, Doğu Türkistanlıların ayrıma tabi tutulmasına yönelik iddialar vatandaşın tepkisini çekerken, İYİ Partili Türkkan konuyu TBMM'de gündeme getirdi. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı Nazi kampları Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor. 9 Ekim'de Almanya parlamentosunda yapılan Doğu Türkistan müzakereleri sonrası, olayı örtbas etmek için her türlü yola başvuran Pekin yönetiminin "iç işlerimize karışamazsınız, aksi takdirde iki ülkenin ilişkileri bozulacak" tehdidinden sonra Doğu Türkistan'daki Nazi kampları Almanya basınında gündeme oturdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Büyük Petro ve Büyük Peter isimli nükleer gemileriyle Barents Denizi'nde tatbikat yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Filosu'na bağlı Büyük Petro ve Büyük Peter isimli nükleer gemileriyle Norveç ve Rusya arasında bulunan Barents Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi. Orta Asya'daki Kazakistan Cumhuriyeti, ısı ve enerji üretimi için jeotermal enerjinin kullanımına yönelik ön fizibilite çalışmalarına göre ülkenin yaklaşık %40'ında mevcut olduğu düşünülen kaynakları araştırmaya başladı. Orta Asya'da bulunan Kazakistan Cumhuriyeti, yerel olarak rapor edilen bilgiye göre jeotermal enerji kaynakları açısından zengin bir ülke. Ön fizibilite çalışmalarına göre ülkenin en az dörtte birinin jeotermal kaynak sahibi olduğu düşünülmektedir.